Merhabalar. Hoş geldiniz. Bir aksilik yaşadık biraz önce. Aslında Art Genius'un konuğuydum ben. Fakat teknik bir arıza sebebiyle anlamadık ne olduğunu. Birazcık da acemiliğimize geldi herhalde. Bilemiyorum sebebini. Gerçekten çok üzüldüm. Şimdi ben deniyorum. Ben girdim canlı yayına. Art Genius, sevgili Özge'yi alacağım yayına. Bakalım başarabilecek miyiz? İnşallah başarırız. Hoş geldiniz. Evet, şimdi ben sevgili Özge'yi yayına alıyorum. Evet, merhaba. Gözde. Yani bizden Merhabalar. ki sen çok çabuk işleri yapıyorsun aslında öğrencilerine de ben işin içine girdiğim için bir teknik Estağfurullah. Ne oldu gerçekten anlamadım. Çok özür çok diliyoruz şükür sevgili Aynen çok yayına katılan. Çok şükür olanlar var. Evet, sevgili Yasemin teşekkür ediyoruz. Teklifin için gerçekten işe yaradı. Desteğe ihtiyacımız oluyor tabii Evet. bizim de bu dönemde. Yalnız şöyle bir şey var. Süreyi Bilmiyoruz. ayarlamam. Buradan şimdi süremiz yeni başladı. Üçte başlamış oldu. Evet, zamanımız var. İnşallah herkesin zamanı varsa bizimle birlikte Devam sohbete ederiz. katılabilirler. Yasemin aynı zamanda sizi Çok şükür. tanıştıran değil mi? Gül ve Yasemin çok kıymetli. Bizi Yasemin Gül, tanıştıran. evet. Onlara ayrıca tabii çok teşekkür ediyoruz. Yasemin benim öğrencim de oldu. Çok güzel vakit geçirdik, çok güzel işler çıkardık. Yasemin de o anlamda çok yetenekli ve gerçekten sabırla çalışan Çok bir öğrenciydi. Tornayı bile denedik. gerçekten öyle. O tekrar onun hikayesi var ya ayrıca bir güzel. Yani üniversite bitirip sonra bizim yaşlarda bir cesaret tekrar üniversiteye başlamak filan. Yani hayatın öğrenmenin hiç bitmediğini bana inanılmaz destekler zaten. İyi ki varlar. Sanat iyileştiriyor ama dostluklar ve sosyal çevre inanılmaz da insana şeyler katıyor. Senin gibi dostlar. Seninle atölyene geldiğim zaman iki arada bir derede bana kahve yapıyorsun. İkimiz oturuyoruz seninle çok güzel sohbetler ediyoruz. Şimdi onu benim taraftayken diyordum. Yani görüşemedik. Buluşamadık bu pandemi maalesef yüzünden. Birbirimizi Maalesef, hatırlıyoruz maalesef telefonda. Ne tabii. yapıyorsun, nasıl geçiriyorsun bu zamanı diye. İkimiz de aynı ortak noktada buluştuk seninle. Ay iyi ki sanat var, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum da vakit geçiyor diye. Keşke daha çok insana ulaştırsak bunu dedik biz Gözde'yle ve böyle başladı. Ah hadi canlı yayın yapalım, bu sohbete orada devam edelim, spontan olsun diye gayet ben tekrar tekrar şey yapmayayım. Gözde. Şimdi Özgecim, şimdi benim hesabımda olduğumuz için istersen biraz Art Genius'tan hani burada da bahsedebilirsin. Art Genius sayfandan neler yaptığından hani biraz önce kendi sayfandan bağlandık. Sen orada biraz anlatabildin ama terapi sanat takipçileri de seni bir tanısınlar isterim. Tekrar hani bir kendinden bahsedersen çok mutlu olurum. Biraz moderatör değişikliği gibi oldu Yani ama. bir sen bir ben misafirliğe gidip geliyoruz bir yani ziyaret. Aynen. Ben orada da söyledim. Bu Art Genius'ta kumaş üzerine yaptığım boyamaların paylaşımlarını yapıyorum. İşte kot üzerine esasında başladım. Böyle benim bir kotlarım vardı. Çok sevip de artık giymediğim renkler falan
bozuldu gitti. Bir torbaya koymuştum onları. Arada bir görüyordum bu kumaş boyama olayını falan. Merak da ediyordum. İşte resim yapmayı seviyoruz falan ya, renkleri uğraşmayı boyalarla. Elimde akrilik boya vardı benim. Yani kumaş boyası da yoktu. Çok da yakın boyalar birbirlerine aslında. Orada bunları boyayarak başladım. Evet. Boyamak evet. Çok hoşuma gitti. Hadi ben bir böyle bir şey yapayım dedim. Çünkü bundaki güzellik elimizde olan, hani çok artık tüketimde maşallah gidiyoruz, alıyoruz yenisini, tekrar bırakıyoruz, yenisini alıyoruz, bir sene giyiyoruz, bırakıyoruz. Bunun, bu güzelliği şey, tekrar tekrar kullanmaya, sürdürebilir olması, kendi hikayemize bir de üzerine istediğimiz sembolleri, kendimize hoşumuza giden hikayemizi koyabildiğimiz bir tişört, bizim için anlamlı olan bir sembol. Bu eskide attım, bunu kenara koydum demek yerine tekrar kendimize geri dönüştürebilmenin güzelliğini paylaşmak istediğim bir sayfa aslında. Ben uzatmadan söyleyeyim, işte psikoloji mezunuyum. Dışa vurumcu sanatla ifade eğitimlerine katıldım. Çok kıymetli kişilerin açtığı çok güzel alanlarda. Gene çok değerli öğretmenlerle çalışma fırsatını yakaladım. Ve o zaman anladım ben niye bu kadar seviyorum resim yapmayı. Çünkü müzik, dans, drama, ses, hareket gibi pek çok yazı yazmak gibi pek çok sanat çeşitlerinin arasında benim için resimdi. Görsel sanatlardı, ellerimi kullanarak yaptığım şeydi, duygularımı dışa vurma hali. Bunu keşfettim. İşte o yolculuk sırasında terapi sanat atölye diye görünce... Güzel ve sen de bir şeyleri geri dönüştürüyorsun, görüyorum. Sen biraz şimdi anlat. Sen ne zaman sanatla tanışıyorsun? Aslında benim sanatla tanışmam doğuştan diyebilirim. Çünkü şöyle ki... annem babam sanatçıydı benim, yani babam mimar, annem Mimar Sinan Üniversitesi'nde tekstil bölümünde hocaydı. Ve biz hani akademide aslında büyüdük, hani ablamla birlikte, Hande de burada şu anda. Neredeyse hani akademide büyüdük, elimiz çamurlarda, işte okuldan çıkıp annemin peşinden işte o seramik atölyelerine, heykel atölyelerine gidip oralarda böyle bütün materyallerle tanışmış olduk aslında. Bu tabii bizim için büyük bir şanstı. Şanstı diyorum çünkü hakikaten sanat çok kıymetli. Her ne kadar biz bu hayatın içinde işte hani... işler, güçler, koşturmalar vesaire derken birçok şeyi atlayabiliyoruz. Oradan yakalamışım ben sanatın bir parçası olmuşum aslında. Sonrasında ses kesiliyor mu, duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Şu anda kaçırdığım bir şey olacak kadar uzun bir kesilme olmadı. Geliyor sesin. Tamam, tamam, güzel. Sonra ben 6 yaşında tiyatroyla tanıştım. Tiyatro girdi benim hayatıma ve ben 18 yıl şehir tiyatrolarında oyunculuk yaptım. Çok kıymetli hocalarla tanıştım. Yine çok özel insanlarla çalışma fırsatı yakaladım. Yani sanat benim hayatımda hep oldu aslında. Çeşitli yerlerde de... Evet. Yani çeşitli kurumlarda da çalıştım. Yani kurumsal hayatım da oldu ama atölyeyi kurma istedim. Farklı bir yerlerine dokunabilsin insanlar sanatın diye. Böyle başladı benim çok sanatla güzel. Hikayem. Sonra burayı açtın, terapi sanat atölyeyi. Evet, 2015 yılında terapi sanat atölyeyi açtım. Şu anda
Bahçeşehir'de hizmet veriyor terapi sanat atölye. Şu anda veremiyor. Pandemi süreci sebebiyle veremiyor. Ama biz tabii ki üretmeye, işte elimiz kolumuz çamurlanmaya, boyamaya devam ediyoruz. Bu benim asla vazgeçebileceğim bir şey değil zaten. Bu şekilde keyifli geçiyor. Gözde'cim bak, Yasemin gene bak bizi oradan yönlendiriyor, co-pilotluk yapıyor. Yorumları kapattırsak da daha o ses arada bir gidiyor falan ya. İstersen yorumları kapatıp devam edelim, sonra son 20 dakika falan mı açsak? Sorusu olan varsa. Tabii ama ben nasıl kapatıldığını bilmiyorum. Karıştırmayalım istersen, ben zaten yapamıyorum. Bence eğer sıkıntı yoksa, herkes bizi duyabiliyorsa bu şekilde gidelim. Orada ben geldiğim zaman görüyorum Çin'i var. Zaten benim çok tatlı bir yeğenim var. Seninle yolu onun da kesişti, tanıştınız ve çok harika şeyler yaptınız. Çocuklar inanılmaz bu konuda açıklar. Yani onların, biz nasıl diyoruz, sanat aslında hepimize dair bir şey. Çocuklardan öğrenecek çok şey var burada. Biz çünkü yargılarımızla kendimizi sanat yapmaya kapatıyoruz ama onlar bizler gibi değil. Daha küçük yaşta daha açıklar. Belli bir kodlamalar almadıkları sürece kalp atıyor şu anda bize oradan. Çok güzel Çinliler. İlhan'ın hoş geldin. Çok güzel Çinliler, çok güzel seramikler, çok güzel resimler yaptınız. Yani sen orada sahne tozunu 6 yaşında yutmuş, pek çok, yani çok eli olsun bu konuda. Yani sanatın her yönü çok küçük yaşta belki başladığın için senin çok içine işlemiş ve bunu çocuklara çok güzel aktardığını ben gözlemliyorum. Oraya geldiğim zaman sizi seyrederken bir kere çok güzel bir şeyiniz var, iletişim bağınız var. Yani konuşmadan etmeden de olsa orada bu sanat yaptıkları şeyleri kendilerini ifade etmelerinde onlara çok güzel bir yol, rehber oluyorsun. Bu yüzden de böyle güzel sanatlar yapıyorlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim güzel görüşlerin için Özge'cim. Ya benim için gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bu alanlara çok ihtiyacımız var. Yani şu anda bu pandemi... biraz sıkıntıya soktu ama işte bugün belki biraz evde de neler yapabiliriz onları konuşacağız. Sen ne gibi önerilerde bulunursun onları konuşacağız ama onları geçmeden önce çocuklar orada, sadece çocuklar yok galiba. Kaç yaş aralığında çalışıyorsun sen? Hem çocuklar hem yetişkinler gelebiliyor atölyeye. Aslında 3 yaşından itibaren, yani 3 yaş için şöyle, bir torna yapımı, workshop gibi gelebiliyorlar. O da anne veya babalarıyla katılabiliyorlar. Onun dışında seramik, heykel, resim, birçok disiplini aslında bir arada alabilecekleri bir atölye yaratmak da benim hayalimde bu vardı. Hem çocukların hem yetişkinlere 3 yaş itibariyle gelebiliyorlar atölyeye. Çocuklarla biz birebir çalıştığım öğrencilerim de oluyor. Grup olarak aldığım öğrencilerim de oluyor. Öyle güzel işler çıkıyor ki gerçekten ve onların enerjileri benim için çok kıymetli. Benim de 2 tane evladım var ve onlar da gözlemlediğim şeylerle birlikte, yani o da ayrı bir tecrübe benim için. Hani annelik tecrübesi ayrı ama gerçekten çocukların sanata, yani ben onlardan çok şey öğreniyorum inanın. Yani onlar benden öğreniyorlar ama ben de onlardan çok şey öğreniyorum ve bu benim için çok kıymetli. Yetişkinler keza öyle, yani bilirler hani katılanlar, biz birbirimizle hep böyle arkadaş gibi, dost gibi oluruz neticesinde ve güzel işler çıktığı zaman bunları hani çok konuşuruz, üzerine tartışırız, işte bunu şöyle mi yapsak, böyle mi geliştirsek, böyle mi düzenlesek diye. Yani bir
öğretmen edası vardır yine bende O da ama. olmalı ki. Ama sen yaptığını Olmazsa gerçekten olmaz. iyiymiş gibi. Ama Bir çocuk olarak ister istemez o eğitmenlik şeyini de almışsındır üzerine. Ama o çok kıymetli. iyi mi kötü mü bilemiyorum Güzel ama evet yapıyor yani o disiplin, evet yani o disiplin meselesi benim atölyemde özellikle çok ciddidir çünkü disiplin olmazsa hiçbir şeyin olmayacağına inandım ben. Öyle büyüdüm. Benim için çok kıymetlidir. Yani zamanında orada olmak, işte hani materyalleri işte evet kullanmak, özen göstermek gibi gibi bir sürü şey. Bu şekilde çalışıyoruz. Çini yapıyoruz atölyede. Seramik çalışıyoruz. Resmin birçok alanını, işte kara kalem, sulu boya gibi birçok farklı disiplini çalışıyoruz. Onun dışında kuklalar Sanayi yapıyoruz. görüyorum. Kuklaları oynatıyoruz çocuklarla Ya birlikte. Gözde bu çok güzel. Yani Yaptığımız kuklayı kuklaları. yapmak bir kere zaten o yaparkenki aşama, ben hep sürece takılıyorum orada. Yani süreç çok keyifli oluyor. Değil mi? Yani orada eninde sonunda elinde bir de kukla olması Aynen. böyle hani pastanın üzerindeki çileği gibi. Ama esas o çocuklarla o kuklayı yaparken ya da gelen hangi yaşta kişiyse oradaki o deneyim işte benim o aşık olduğum hani bu, çünkü bu dışa vurumcu sanatla ifadede orada o şeyi yakalamak çok güzeldi. O akışa kendini bıraktığın zaman ortaya çıkan bir şeye sahip olmaktansa oradaki kendimizi sağlattığımız duygularımız bize yeni bir alan açmaya sebep oluyor. Çünkü her gün yeni bir deneyim ve yeni bir onunla beraberinde gelen duygular. Bunlar bir yerde doldukça bu beden dediğimiz şey bir kap olsa bir yerde taşacak. O yüzden senin atölyen gibi yerlerde çocuklar da aynı zamanda, bak ne kadar zor bir zamanda, hiçbirimizin çocukluğunda yaşamadıkları kadar zor bir şeyle şu anda karşılaşıyorlar. O yüzden şu anda daha da kıymetli Aynen. belki. O yaptığınız örnekten devam edeyim. O kuklalar, daha sonrasında ne diyorsun? O kuklaları oynatıyoruz. Yani senin orada işte o drama öğretmeni oluşun kat be kat değerli kılıyor yaptığınız şeyi. Ve süreç daha da uzuyor. O, hani terapötik dediğimiz sanatın o tarafına ister istemez bak nasıl dokunuluyor. Neler yapıyorlar? Tiyatrolar mı? Şimdi tabii şimdi böyle bir özelliği işin içine Çok katıyor iyi. olmak gerçekten şimdi bizim çocukluğumuz gibi değil çocukluk. Çıksınlar işte sokaklarda oynasınlar, koştursunlar. Bizim zamanımızda Karagöz Hacivat vardı. Biz o Karagöz Hacivatları izleyerek meddahlarla büyüdük. Dolayısıyla şu anda çocuklar bunların hiçbirini biz anlatmadıkça, biz göstermedikçe bilmiyorlar maalesef. Bir de kuklanın gerçekten yaratıcılığa çok iyi gelen bir tarafı var. Onu yaratıyorsunuz, dilediğiniz karakteri yaratıyorsunuz ve o karaktere bir hayat veriyorsunuz. Bu çok kıymetli. Onu oynatıyorlar birlikte, bir mizansen oluşturuyorlar, bir konu belirliyorlar. Onun üzerine çok komik bir şey de çıkabiliyor, çok dram bir şey de çıkabiliyor. Ve bu çocukların aslında o içsel yolculuklarını bana çok güzel anlatıyor. Belki de anlatamadıkları, keşfedemedikleri, kendilerine aktaramadıkları birçok şeyi aslında o kuklalarla anlatıyorlar. Ve bu çok kıymetli gerçekten. Bu şekilde çalışıyor. Aynı şekilde tabii seramik ve heykel için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bir heykel yaptıklarında da o çocuklar o çamura dokunduklarında ne çıkacak? Ne çıkacak ortaya? Ne olacak? Hani o heykel ama o heykel o çocuğun içsel yolculuğunu ne anlatıyor bize? Ya da yetişkinin keza yani çocuk için konuşuyoruz ama yetişkinler için de aynı şey geçerli. Bu Yani şekilde. ben Nihan Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. çok Hilal'cim teşekkürler yaptım. evet güzel
Hilal'cim çok emek verdi gerçekten. Biz onunla bir Çin'in sergisi açtık yaklaşık. Hilal şu anda 14 yaşında. Ve biz onunla çok güzel bir Çin'in sergisi açtık. Ve Hilal hiç yani Çin'i çok sabır işidir. Ama Hilal bir kere of demedi. Bir kere şey, bir de biz Ya çok o eğlendik güzel bir onunla şey. bu işi Evet, yani yaparken sen aslında. diyordun ya biraz disiplinliyim, biraz hani disiplini severim. Ama orada nasıl Evet. onu hani o tavır çok önemli, o duyguyu veriş şeklin çok önemli. Hilal gerçekten öyle bir çocuk maşallah. Gerçekten onun Aynen. yanındayken bile insan sakinleşiyor. Ama orada yaptığı işte mesela Hilal olsun. Arada bir duruyoruz galiba. Arada bir evet bir takılma yaşanıyor. İyi. Ama şu an iyi. Şu an iyi gidiyoruz gibi. İnşallah. Özleyeceğim. Yani hani ne olursa olsun gene iş dönüyor, dolaşıyor. Orada bıraktığımız şey bizden bir parça ve bu görsel sanat olduğu zaman onun bir faydası, ben onu diyorum, alıp onu kendine ait de bir şey olabiliyor. Hani bu resim yaptığın zaman elle tutulur, geri dönüp baktığın zaman sana dair anlatan, seni anlatan, mesela çocuklar ileride resimle uğraşan, kille, çamurla uğraşan çocuklar. Evet, ben mi duruyorum, sen mi duruyorsun bilmiyorum. Konuşmaya devam ediyorum ben ama. Arada böyle bir ses Tamam, bunu takılıyor Özgeciğim ama anlaşıyorum. öyle Zaten çok bir şey bizim kaçırmıyor. Sıkıntı yok. Aynen, sıkıntı yok. Şimdi bu arada ben Artçın'ın hesabını işte Özge ile tanışmaya başladığımda takip etmeye başladım. Zaten hani Özge'nin o yani psikolog tarafını işte birçok farklı alandaki uğraşlarını biliyordum. Artemius'un da kendince çok böyle duru, çok böyle doğal, teşekkür ederim. samimi bir hesap olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir müziğin yani bir müziğin geçişini bir şeyle bir insan bu kadar güzel verebilir. Bir fırça darbesiyle o müziğin o ritmin o hikayesini bir fırça darbesiyle bir insan bu kadar güzel verebilir. Gerçekten hayranlıkla takip Gözdeciğim ediyorum çok çok seni. teşekkür ederim. Ya şeye ben inanıyorum aslında. Bu sanatın çok özümüze dair bir şey olduğuna, yani çok şuramızda aslında bunu doğuştan beraberimizde getiriyoruz. Hep seninle konuşuyoruz bunu zaten. Ben en çok şuraya varmak istiyorum bu sohbette. Ne kadar çok insanı, ya ben de yaparım belki dedirtebilirsek şu sohbetin sonunda, o kadar güzel. O yüzden şunu söyleyeceğim, böyle hani diyorsun ya o müzikle fırçanın geçişi falan, resim yapmanın önüne oturduğum zaman bütün o duvarlar, bütün o alan, hepsi, her şey değişiyor. Ve sadece benle boyalarım kalıyor ve orada bir akış olmaya başlıyor. Bittikten sonra ya bunu ben mi yaptım? Ya çok acayip güzel şeyler yapıyor değilim ama kendime dair ben de şaşırıyorum mesela yaptığım şeyleri. Çünkü o alana tamamen kendimi, bir de hani kendi başıma, kendi kurduğum, yalnız kalabildiğim bir alansa, bu hem terapötik etkisini görüyorum gerçekten. Çünkü bir anda zihnim, yani Tabii. şu zihin var ya, şu zihni bir kenara koyabilsek, bir kontrolden, hani arabanın kumandası direksiyonundan arka koltuğa bir atabilsek, yani zihin derken yargılayan tarafına, yargıcımızda. Evet, Ondan kesinlikle. sonra zaten izin vermeye başlayacağız. Ben yapamam, yaratıcılığım yok, yeteneksizim. Bütün bunların hepsini
o içimizdeki yargıç konuşuyor. Hani küçüklüğümüzden beri böyle minik bir eleştiri alırız arkadaşımızdan, bir büyüğümüzden, öyle öyle kapanmaya başlarız. Yapamam, becerememler belki böyle kodlanıyor bize. Bir iki hata yaptığımız şeyde vazgeçmelerle. Ama şu bu kadar sıkıntılı dönemde, evlere bu kadar kapandığımızda, elimize hani bir kitap alırız, okuruz ve o hikayenin içine dalar gideriz ya, bir anda öykünün içinde ağaçlar, kuşlar falan bütün bu evde o özgürlüğümüzün kısıtlanmış olduğu halinden o hikayenin içine dalmak gibi kendi hikayemizin içine dalabiliriz diye düşünüyorum. Yani şununla da ispat ediyorum kendime, özümüze dair bir şey olduğunu resim yapmanın. Yani tarihteki en eski resmi hatırlayalım. Mağara adamların mağara duvarlarına yaptıkları eserler. Ve o ilkel çağdaki hiçbir insan sanat dersi almış değildi. Herhangi bir sanat eseri görmüş değildi. Ne kadar içeriden geliyor bu duygu ki bir bitkinin özünden, bir taştan oraya o hayvan figürlerini çizme ihtiyacı nereden geliyor? Bizim içimizden işte. O yüzden yani bir şey akıtmak bence kağıda, dansla, hareketle, müzikle, şiirle, yazı yazarak duyguları şu demin dediğim gibi bu kapta taşmaya başlayanı sanatı kullanarak akıtmak, yeni gelecek deneyimlerde arkadan yeni duygular onun üzerine var. Çünkü öfkelenebiliyoruz, kaygılanabiliyoruz, çok heyecanlanabiliyoruz. Bütün bunlar bir yerde bir patlayacak hale gelmemesi için bence bunu yapmalıyız ki bence doğalda da yapıyoruz. Bir yemek yaparken ne yapıyoruz? Müzik açıyoruz. İster istemez bedenimiz hareket etmeye başlıyor. Ya da bir müzik dinlerken gene hiç beklemediğimiz anda bir anda gözlerimizden yaşlar iniyor. Çünkü orada bir duygu var akmak isteyen ve o müzik işte orada onu çalıştırdı. Ve bırak aksın. Orada o artık şu kalpteki alanı açmamız gereken zamanları yaşıyoruz bence. Bu pandemi bize hani içe dön, içe dön dedik. Onda da zorlanıyoruz ya. Şu duvarları yıktıracak bir şey, özgür bir alan bulabileceğimiz bir şey. Onun için ben diyorum dans edin, müzik açın, hareket edin, zıplayın, resim yapın. İçinizden nasıl geliyorsa öyle davranın. Sanatın bütün bu kollarından yararlanın ve bence zaten doğal olarak yapıyoruz. Yani çocukları izleyin, gözlemleyin. Nasıl heyecanlandıkları zaman kelimeler yetmez, bulamıyor kelimeyi ve zıplamaya başlıyor değil mi heyecanlanan bir çocuk? Biz bile öfkelendiğimiz zaman sesimiz daha yüksek çıkıyor sesle. Yumruğumuzu vuruyoruz masaya hareketle. Bütün bu dışa vurumları bizde aslında doğamızda var ama bunu sanata döktüğümüz zaman daha farkındalıklı bir dışa vurum oluyor sanırım. O yüzden kesinlikle. Yani orada zaten kesinlikle belki öyle. Çok fazla hani sanat terapisi gibi geçmese de ister istemez sanat yaptıkları anda oraya gelenler bunu mutlaka gözlemliyorsundur. Kapıdan girdikleri halle sanat yaptıktan sonra çıkarken onlarla vedalaştığın zaman mutlaka bir fark oluyordur. Benim en büyük motivasyonum aslında şu, çocuklarla çalışmaya başladıktan sonra gerçekten bazı anne babalar çocuklarının bir takım davranış ve bir takım durumlarından dolayı endişeli geliyorlar. Danışanı yani çocuğu götürdükleri psikologlar veya işte danışanlar diyorlar ki seramikle uğraşsın bu çocuk işte ya da hani bir takım başka materyallerle uğraşsın bu çocuk. Ama yine de çok büyük bir endişeyle geliyorlar. Hocam ne yapacağız? Nasıl atlatacağız bunu? Nasıl halledeceğiz bu işi diye. Gerçekten çocuk geliyor atölyeye. Onları anlayabilmek, onları gerçekten hangi materyale gerçekten ihtiyaç duyduğunu bile
durumu anlayarak, gözlemleyerek çalışıyorum ben. Gerçekten o materyali bulduğu zaman çamur olur, sulu boya olur, işte sadece hikayeleştirme olur. Yani biz bazen şunu da yapıyoruz, bir kağıt kalem alıyoruz elimize, hadi diyoruz bir hikaye yazalım. Bu hikayeyi biz nasıl resme dönüştürebiliriz? Abi bakıyoruz, o yarattığımız hikayeden bir resim oluşmuş. Hadi o resmi resimden alalım. Onu üç boyutlu seramik haline getirelim, bir heykel yapalım, bir şey yapalım, bakalım ne çıkıyor diye böyle çalışmalar yapıyoruz ve gerçekten ben verilerimden çok güzel geri dönüşler alıyor, aldım bu anlamda. Benim en büyük motivasyonum bu, en büyük derdim bu. Çünkü çocuklar gerçekten çok kıymetli, çok özeller. Özellikle şu süreçte ben öğrencilerimle ara ara görüşme fırsatı yakalıyorum. Bana evlerinde yaptıkları, yapabildikleri işleri gönderiyorlar. Fotoğraflayıp gönderiyorlar. Hocam işte bunu yaptı, şunu yaptı diye. Bunlar benim için çok kıymetli. Elimiz, yani biz onlara bu anlamda ne kadar destek olabiliyorsak bizim için o kadar güzel tabii. Ama bu dediğin şeye çok katılıyorum. Sanata, yani ben bir hikaye, bir makale okumuştum. Parkinson hastası bir kadın. Parkinson hastalığını bilenler bilir, hani el titremesi vardır. Çok şeyi yapamazsın gibi. Bunun ilişkileri de vardır. Ve hanımefendi Çini'ye başlıyor. Çini. ki Çin'i hani çok böyle işte ince iş, elinin hiç titrememesi gerekir. Sadece Çin'i Çok enteresan. yapabiliyor. Sadece. Evet. Dolayısıyla hiçbir şey olmaz diyemeyiz bu hayatta. Denemeden bilemeyiz. Ve gerçekten işte iyileştirici gücü dediğimiz hikaye buradan çıkıyor bence. Çok çok kıymetli bence sanat ve bunu yani herkese, tabii biz tabii şimdi çok küçük bir kitleye çok teşekkür ediyoruz, bize destek olduğunuz ve bizim yanımızda olduğunuz için hepinize sizlerle paylaşabiliyoruz bunları, ama yani gerçekten sanat çok kıymetli ve bununla ilgili herkesin birbirine bunu çok anlatması, çok paylaşması gerektiğini düşünüyorum ben. Özellikle de çocuklar için Evet, çünkü diyorum. onları günlük hayat içerisinde biz kendi hengamemizde bazen bazı şeyleri unutabiliyoruz. Çünkü onların duygu durumları, bütün geleceğe dair bütün kodlamaları diyeyim neden oluyor. Hani az önce diyordum ya, ben yapamam, beceremem gibi kendi kendimize çocukluğumuzda etiketlemelerde bulunabiliyoruz. Onun için aslında şu anda ebeveyn olmak çok zor bir yandan. Çocuk olmak zor, anne baba olmak zor. Kendimiz bazı streslerin içindeyken onu bir kenara koyup orada çocuğumuzla doğru şekilde ilgilenmem gerekiyor. Onun stresini de yaşıyor anne babalar. Ben gene burada ne yapacağız? Gene benim tek aracım bu. Yani sanatı çocuğumuzla evde sanat yapmak. Ya benim de iki oğlum var ve hep diyorum ki hani kız çocuklarında daha fazla gözüküyor ya bu hani sanata olan yatkınlık dedikleri. Aslında hiç böyle olmuyor. Bu da bir etiketleme aslında. Ben aşağıda evimde bir atölye kurdum kendi kendime. İşte bu pantolonları boyuyorum, resim yapıyorum falan. Orayı kurduktan sonra benim oğullarım yanıma gelip anne ne yapıyorsun? İşte biz de şunu yapalım demeye başladılar. Ben orada bir alan açmış oldum kendim için aslında. Ama bir baktım hepimiz orada toplanıyoruz bütün aile. Bir tanesi maske işte erkek çocuğu ya işte legolarla oynuyor. Onların karakterlerinin maskelerinin büyüklerini yapıyor. İşte plastik tapaklar, köpükler kullanıyoruz. Biz başladık böyle bir işler yapmaya. Çizgi roman yazmaya başladılar. Hani böyle böyle şeylerin içine sonra o zaman dedim ki ya burada bütün işte yargıları kenara koy, oymuş buymuş falan filan.
sadece sanata alan aç ve ondan sonrası geliyor. Şu anda herhalde o yüzden bizler senin gibi öğretmenlerimizin alanların içine giremediğimiz için bu salgın dolayısıyla inşallah çok çabuk kısa bir zamanda bitsin. Evle İnşallah. Evet. hem büyüklere sesleniyoruz, sanat yapın, resim yapın, müzik dinleyin, dans edin vesaire diye. Ama bunu yaparken çocukları bu alana davet edin. Çocukların şu anda çok ihtiyacı var. İşte sanırım sadece çarşambalarıydı, çarşamba, cuma mı artık çıkabiliyorlar sokağa? Şu anda sadece çarşamba ve cuma günleri çıkabiliyorlar. O da belirli saatlerde bildiğim kadarıyla. Online ders değişik bir sistemin içindeler. İşte geçen çarşamba galiba hava kötüydü, evde kaldılar, yoksa bu mu bilmiyorum. İşte böyle zamanlarda onlar, çünkü bütün gün online dersteler, sonra akşam yemeği vesaire falan filan, gün bitiyor. Ama o günleri dışarı çıkamayacak bir durum varsa belki senin o disiplin dediğin şey bence burada çok önemli. Canımız istemese de bir ritüel haline getirmek belki bazı şeyleri. Çünkü ben bunu kendi deneyimimde yaşıyorum gerçekten. Canım bazen çok sıkkın oluyor. Ay, resim falan da yapmak istemiyorum. Ama kendimi hani bir ritüel haline getirip o saatte o masaya oturduğum zaman en güzel şeyler de o zaman çıkıyor. Çok enteresan. Çünkü o sıkıntıyı yaratan duygu artık neyse, belki onun çıkışına izin verince o aslında benim yaratıcılığımın anahtarı oluyor belki de. Yani işte bu keşifleri yaşıyorum. Ben hala bu konuda bir öğrenciyim. Hep aynı şeyi söylüyorum. Öğrenmek Hepimiz öyleyiz. bitmiyor. Hepimiz öyleyiz. Hani Mevlana demiş ya, sen okyanustaki damla değilsin, o damladaki okyanussun. Öyle bir derinliğimiz var ki aslında. Yani sadece kendimizi sanatla Evet. keşfetmek zaten insan ömrünü alıyor. Yani sanatla ya da her neyse, kendi keşfimiz. Ama kendi keşfimize doğru giderken sanat çok mühim bir araç. Şu anda evlerimizin içinde çokça kendi kendimizdeyiz. Çok sevdiğimiz çekirdek ailemizle baş başayız. Burada ya herkes bir yere dağılıyor, biri kitabını alıyor, biri işte oyuna giriyor, biri şey yapıyor. Böyle benim en güzel verebileceğim ödev diyeyim. Ödev değil ama bulamadım kelimeyi. Baş başa oturup bütün ailece bir masada toplanıp kutu oyunları deniyor ya, öyle bir şey. Artık hangi aile hitap ediyorsa oyun oynamak. Bence bu bile bir sanat. Yani bizim yaşlarımız için oyun oynamak sanata dönüştü diyeyim sana. Çünkü burada da bir yargı var. Çocuklarla beraber, aa bak sana şunu yardım edeyim diye bir resim yaptırırken aslında kendimiz de orada bir şey yapıyoruz. Bırakıp izin vermek, onun için tekrar tekrar söylüyorum, çok mühim. Neler yapabilirler evde? Sen böyle konularda bahsettin. Özgür, şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani çocuklar evet oyuncakları var ama oyuncakları da başka bir şeye dönüştürerek bir sanat yapabilirler aslında. Mesela Lego'yu ne yapıyorlar? Ya Yok, aslında Lego çok kıymetli bir sayamam. araç biliyor musunuz? Lego oynamayı sevmeyen çocuklar var. Ben hala çok Lego oynarım mesela. Ama ben buralardan işte heykeller yaparım hani. Yapma. Kim bilir nasıl güzel. Hani çocuk kalbi onlar başka türlü başka, şeyler şey yapıyorlar ama hani Lego'dan başka bak. Kağıt mesela en güzel araç. Yani kağıttan o kadar çok şey yapılabilir ki, kutulardan o kadar çok şey Göstersene bize yapılabilir ki. Gözde. Mesela Neler ne. mesela biz atölyede bu Harikasın. tamamen bizim öğrencilerimizle yaptığımız kağıttan bir kedi. Biz tabii burada işte ressamların bakış açısını da konuşuyoruz. Yani ressamları konuşuyoruz, dönemlerini konuşuyoruz. Biraz onlardan da bahsediyoruz bu işi yaparken. Renkleri konuşuyoruz. Renk çok önemli. Yani biz diyoruz hani evet hani
Yetenek tabii öğreniyoruz. Tabii hani biz onları yetiştirmek için bir aracız aslında ama renk bilgisi çok çok önemli. Bir oluşumu yaparken onu üç boyuta çevirebilmek çok Bir dakika, önemli. bir şey Mesela soracağım sana. O kedide hangi malzemeleri kullandın? Ne olur bir anlatsana. söyleyeyim. Bu kedide sadece karton, kağıt Bir de ve boya plastik var. tabak var mıydı onda? Yok değil mi onda? Evet, yani plastik tabak, yani plastik Yani tabak da kullanabilirler. Şu bu arka ve evde ön yapabilecekleri bir tarafına. şey Sonra bu, aslında. Tabii tekniğini. evet, evdeki materyallerden yapabilirler. Aynen öyle. Şöyle bir şey göstereceğim. Bir Tabii. saniye, çok özür diliyorum. Geri geleceğim. Şimdi neler neler gösterecek bize. Bir atölyesine gidebilseniz. Yani o kağıdı değerlendirmek çok kıymetli bence. Benim o dediğim sürdürülebilir o malzemelerle dönüştürmek her şeyi. Şimdi, evet. Şimdi şu kase, evimizin buna benzer Evet. kaseleri vardır mesela. Veya böyle kağıt tabakları mevcuttur belki de. Ya da çok kolay ulaşılabilir en azından hani. Şöyle düşünün, hani biz bunu kağıt tabaktan yaptık ama daha bir dolgunluğunu arttırmak adına böyle bir kaseye bu gazete kağıtlarından. Ha, pardon, yer değiştirmiş. Gazete. Sadece gazete kağıdı ve tutkal Beyaz. kullanarak, hani bildiğimiz beyaz tutkal olabilir. Ben hani atölyede kağıt tutkalı kullanıyorum. Beyaz tutkalının da bir zararı yok ama hani kağıt tutkalı Evet, biraz daha evet. doğal diye kullanıyorum. Bunun üzerine geçireceğiniz bir streç filmle bu kağıdı da bu tarz parçalara bölüp streç filmin üzerine kapladığınızda ve bunu 4-5 kat yaptığınızda kağıt bir kase elde edebilirsiniz. Bir. Bundan 2-3 iki tane yaptığınızda işte böyle önlü arkalı böyle parçalar oluşturup bu parçaları şöyle yandan göstereyim, daha yanlış olabilir. Bu parçaları kağıtla arada köprü gibi Kapatıp. yine parçalarla birleştirerek çalışmalar yapabilirsiniz. Bunu çocuklarınızla da çok rahat yapabilirsiniz. Kendiniz Ya de bunu çok rahat çocuklarla yapmak yapabilirsiniz. çok keyifli olmaz mı? Yani bölmek istemiyorum seni ama Şimdi seninle konuşuyorduk ya, diyordum bu online dersler başlayınca inanılmaz bir çıktı alma durumu başladı. Bir kağıt israfıdır ki gidiyor. Yani ben şimdi seninle kesinlikle. canlı yayın yapacağız falan diye böyle bir iki not aldıysam eğer, onları hep çocukların böyle ders o çıktıları kağıtlarını arkalarına notla. Yani not defteri yapabiliyorum Tabii. ondan. Sonra bunlar ne olacak ama, çöp. Yani tabii ki de geri dönüşüm kutusuna atmak en kıymetlisi ama ondan önce şöyle bir şeyin içine böyle bir normal kağıtlarla da yapabiliriz bunu, değil mi? Kesinlikle, aynen dediğin gibi, yani çocuklar işte iki çiziktiriyorlar maalesef, sonra kağıtlar çöpe gitmesin. Evet, böyle bu yönteme paper mash deniyor, paper mash Paper deniyor mache, aslında. Evet, öyle mi? kağıt sanatı gibi düşünebiliriz. Zaten hani YouTube kanallarında işte birçok yerde, birçok mecrada aslında bu tarz çalışmalara denk gelebilirler. Ben de yakın zamanda aslında yapmaya başladım ama yine teknik şeyler sebebiyle YouTube kanalıma bir takım videoları yükleyemedim henüz. Bekleyenler var, biliyorum. Bekliyoruz. Onlardan da çok mesela bu çalışmaları ben kendi YouTube kanalımda yapıp, aslında ben bu canlı yayını da çok seviyorum. Çünkü bu bana daha, hani YouTube kanalı evet, ama bu bana daha böyle samimi geliyor. Sanki buradaymışsın gibi, sanki hani Çekmiyorsun. sen bunu bitirmişsin Bir de gibi. böyle Aynen. sorabilirler, bunu Yüzden. yapabilirler, bir şeyler yaparken sorarlar. Aynen. Ama tek sorun burada şey, kayıt da oluyor zaten.
Belki böyle bir şeylere doğru Kayıtlı oluyor. gidilebilir sonrasında. Çünkü ne kadar böyle evde olacağız, inşallah çok kısa sürsün, her şey temizlensin de öyle çıkalım gidelim, Tabii. ama Tabii ki. evet, Tabii ki. bu böyle bir şeyi görmek isterim, ben de öğrenmeyi çok isterim. Mesela bu arkadaş O bir arkadaş olmuş bu aslında. arkadaş canım yani sadece karton, kağıt ve boya, başka hiçbir şey yok bunda. Çok önemli gerçekten. İşte mesela kukla dediğimiz şey aslında, hani ben kukla yaptırıyorum diyorum ya atölyede. Ya böyle eli kolu oynayacak, işte kafası bilmem ne falan gibi bir şey değil. Evde de Evet. yapabileceğiniz kuklalar var. Bunu oynatıp bir sahneymiş gibi bir kutunun içine yerleştirip belki bundan birkaç tane yapıp hani oynatmak da bir çözüm olabilir. Değil mi? Çok eğlenceli ve Çok gerçekten güzel olur. aynı Nasıl? için oluyor. Onun Nasıl dışında gitti? Ne demiştin en son? nerede kaldınız Sadece son acaba? cümleyi anlamadım. Pardon. Yani bunu bile kutunun içinde oynatıp hani birkaç figürle birlikte işte böyle bir senaryo yaratıp işte Bilemem Mızıkacıları mesela Bir de buna video diyelim çek. ki Çocuklar. Hani böyle bir de PlayStation oynarken çekilmiş buna videoların bir video da, video böyle bir şey yap. Çek. olmuş ama Kendi olmuş işte. tiyatro sahnen, drama kulübün evine gelsin. Ah, bunlar Kesinlikle ben çocuklarla drama çalışırken de bu materyalleri kullanıyorum. Hem okulda kullanıyorum hem de atölyemde kullanıyorum. Bu materyallerin özellikle çünkü ben İspanya'da sanat terapisi eğitimi alırken orada yani kağıttı, çamurdu, farklı bir sürü disiplinin olduğu, yine orada Mimar Sinan gibi bir okulda gördüm ben eğitimi ve yine böyle bir sürü atölyeye girip çıkıyorsunuz. Materyal Evet. çok çok önemli. Yani Bunlar kullandığınız için malzeme, ısınmak, materyal. dinlemek. Hangi malzemeyi hangi malzemeyle birleştirebilirsin? Nasıl bir kompozisyon yaratabilirsin? O renk denk. Mesela ben şimdi evde, ha bu arada çocukların diğer işlerini de göstereyim. Ben dün atölyedeydim. Biraz getirdim canlı yayın olacağı için. Ya çok güzel. Şöyle. Bunu kilden mi yapmış? Bu tamamen. Evet, bu havayla kuruyan kil. Yani bizim atölyede fırınımız da var. Biz gerçekten hani seramik de yapıyoruz ama bazı çocuklar beklemek istemiyor. Çünkü seramik süreci biraz uzun bir süreç. Hemen evine alıp gitmek istiyor ya da hani bir yerlerde kullanmak istiyor. Ve özellikle, pardon, bu pandemi sürecinde evde yapabilecek bir diğer Evet. iş diyebilirim. İlla havayla kuruyan kil olması gerekmiyor. Tuz seramiği dediğimiz seramikle de yapılabilir. Yani un, su ve bir miktar tuz. Evet, bu tarifleri falan Yani internetten de bulabilirler. Sonrasında iş tamamen kendine kesinlikle. izin vermek ve sanata dahil etmekte kalıyor. Yani bunu bizler de Aynen öyle. yapmalıyız. Bu bize şu anda, hani bize derken hepimizde çok iyi gelecek şey, o unla tuzla. Onun için insanlar bu kadar çok yemek yapmaya başladı belki de. Biraz da ihtiyaç var tabii. Ama yani Olabilir. hamur için gibi. Olabilir. Hamur Bu arada biz işleri. Evet. Ya. canlı yayına kaçta başlamıştık? Ben bilmiyorum, ne acaba, çok az bir vaktimiz kaldı galiba. Buradan süreyi göremiyor muyuz? Sanki 3'e 5 kala falan başlamıştık. Şu anda bir 5-10 dakikamız kalmış olabilir Gözdeciğim. Toparlayalım. Toparlayalım Evet, o zaman. evet. Tamam. Yani izin verirsek kendimize, ben işin o kısmındayım. Yargıları sen de öyle düşünüyorsun zaten.
bir kenara o yargıları koyup izin verip de güzel bir niyetle başlarsak bu tarz malzemeleri ulaşımı neye ne kullanılacağı bilgisini de senin gibi atölyeleri takip ederek ulaşabildikçe bayağı bir şeyler olur bence. Hı hı. Mesela ben evde kaldığım sürece ben de atölyeme gidemedim. Şu an fırın pişirimi yapamıyorum. Ama eve malzemelerimi getirdim. Hatta öğrencilerime de gönderiyorum malzemeleri ki onlar da devam etsinler diye. Mesela böyle ürünler yapıyorum. Bunları zamanı gelince, işte zamanı gelince her şeyin bir zamanı var. Olacak. Her şey olumluya dönecek. Ama biz bu süreçte ne yapıyoruz? İşte böyle çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Şahanesin. Evinin baş köşesine koy. Evet, ama pişmesi lazım. Onu bekliyor. Aynen. Onu bekliyor. Gibi gibi. Yani özetlemek gerekirse aslında hani bana da Özge'ye de ulaşabilirsiniz bu anlamda. Geri dönüşüm anlamında neler yapabiliriz? İşte Özge'ye hani kumaş konusunda, kumaş üstüne hangi kumaşı üzerine ne boyasıyla ne yapabiliriz? Art Genius hesabından ulaşabilirsiniz. Kaldı ki diğer materyallerle ilgili Talep Sanat hesabına yine ulaşabilirsiniz. Çok yakında hayat normali, yani şu anda normali döndü gibi ama bence biraz daha zamanı var. Henüz ben atölyeyi açmıyorum kendimce. Böyle bir karar aldım. Ama ilerleyen zamanlarda atölye buluşmaları planlıyorum. Özge'nin olduğu, işte Sunay Hanım'ın olduğu, Sunay Hanım çok kıymetli yazıları var. Mesela bunları paylaşıyor benimle ve ben o kadar böyle saygı duyuyorum, o kadar güzel hissediyorum neler, ki onun neler yazılarını okuduğum yapıyor, zaman. Hilal'in çalışmaları ve benim diğer öğrencilerin de kıymetli yazıyorlar, bilgileri. Sabırsızlanıyoruz diye. Evet, Hilal de, Evet, çok teşekkürler. Ben de sabırsızlanıyorum. İnşallah en kısa zamanda kavuşacağız. Böyle seminerler ve böyle sizin gibi kıymetli insanları da atölyeme davet edip bir takım çalışmalar yapmak istiyorum. İnşallah, ama canlı yayınlarla da bu süreci devam ettireceğiz biz. Ben çok sevdim Özge. Yani şahsen. Bugün bir aksaklık çok vardı, keyifli başladı oldu. ama biz sohbetimizi bir şekilde Oldu. bitirdik. Çok keyifli oldu benim için de gerçekten. Aynen. Senden öğrenecek. Yani Aynen. benim Çok dediğim teşekkür gibi ederim. içimizin doğasında bize ait olan sanattan hiç vazgeçmeyin. Yapılacak çok güzel şeyler var. Ve o yüzden, Evet. ama teknik olarak bir şeyler öğrenmek için de böyle atölyelerin varlığına çok ihtiyacımız var. O yüzden ben sana inşallah bir an önce, yani fiziken de ulaşıp orada, hani birazcık ben kil çamur çok seviyorum ve hiç bu konuda bir bilgim yok. Öylesine bir şeyler yapıyorum. Teknik bilgilerini de öğrenmek için bir an önce gelip başlamayı çok istiyorum. İnşallah. Orada kumaş da Çok bakarız sevinirim. Her belki. zaman beklerim. Yaparız bir şey. Çok sevinirim. Çok sevinirim. Şu Özge'cim, kapatmadan şu kodlarını bir daha bir Ya görebilir miyiz? O benim güzel çok, ben çalışmalarını kendi biraz daha. elimle çok bir şey yapmadım aslında. Burada çok gayet dışa vurumcu sanatsal bir çalışma var diyeyim size. Yani renkler, Ama renk kullanımı yankı, muhteşem. hiç bakın burada bir şekilde sen yok. Sadece ellerinizle bile fırçaya ihtiyaç yok. Sadece iki renk, üç renk bir ana renkler boyanız olsun. Sarı kırmızınız olsun, karıştığı zaman turuncu olsun. Hiç fark etmez ve o anda sadece akıtın. Bırakın, var elimde şurada işte kuşlar, böcekler ama ve Çok güzeller Özge. Çok güzeller. Emeklerine teşekkür sağlık. ederim, teşekkür. Yani nacizane bir şeyler işte. İnan asıl amaç sevdiğim için, kendi kafamı dağıtmak için diye başlayıp bir yerlere götürüyorsa yolculuk bizi, ne mutlu Aynen. diyorum. Ne Bu mutlu şekilde bize. ben ne zaman canlı yayın biter bilemediğim için pat diye kapanmasın diye yeni bir sözle başlamak Kapatmayalım o zaman. Sonlandıralım.
Çok teşekkür ediyorum bana eşlik Ben ettiğin teşekkür için. ederim. Biz böyle konuşurken bir anda planlarına karar verdik. Böyle bir girişte bir sıkıntı yaşadık ama çok keyifli bir Benim için sohbetti. de Çok öyle. teşekkür ediyorum eşlik Gökçe'cim ettiğin için. sen bu yayını kaydedeceksin sanırım değil mi? Aşağıda öyle bir yorumlar ben... Bana denizin nereden kaydedildiğini söylerse edeceğim. Ben dediğim Bir saniye. benim tarafta kapattığım zaman buraya geçmek için orada bir kendisi soruyor sana canlı yayın kayıt hani ilk TV'ye aktarma gibi. Sanırım Okey, bittikten tamam. sonra çıkacaktır Tamam. diye düşünüyorum. İnşallah doğru yönlendiriyorumdur. Sunay Hanım, biz de sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Herkes Özlendiniz. öyle. Evet, ben senin yerine gider öperim. Ay, çok sevinirim. Evet. Yine de lütfen. Sizleri dinlemek çok keyifli diyor. Peki, çok Ben de çok öpüyorum. O öpüyorum. zaman Görüşürüz. görüşmek üzere. Sinem Hanım demiş ki sizi dinlemek çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Sinem de benim öğrencim. İşte sonradan arkadaşım, dostum olan öğrencim. Hala da devam ederiz bu Ne sanatsal güzel. şeylerimize. Ara ara Ne fırsat güzel. buldukça. Çok teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiğiniz için, hepinize zaman Ben ayırdığınız de için. teşekkür Görüşmek ediyorum. üzere Bizim yayını inşallah bir sonraki. kutladılar bugün. Biraz hareket de ettik aslında. Ay, evet. Aynen Hareket öyle. katmış oldum. Evet. Gözde'cim birbirimize vesile olduk. Çok güzel oldu. Seninle buluşmak çok iyi geldi bana. Tekrar tekrar haberleşmeye devam edelim. Ben de Bana da. videolarını inşallah YouTube'a yüklersen onları Aynen. da bekliyorum. Ben de evde bir şeyler yaparken öğrenecek çok Peki. şeyim var. Seni de